Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılım yapacağım sizler için ve bu açılımda da aklındaki kişiye senin merak ettiğin soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah faydalı, güzel bir açılım olsun sizler için. Tabii ki kanalıma abone olan, videoları beğenen tüm arkadaşlar için geçerlidir tüm yorumlarım. Bunu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Evet, haydi bakalım ilk sorumuzla başlayalım. Şunu sormak istiyorum. Bu kişinin, yani aklınızdaki kişinin sizinle alakalı bilinçaltında neler var? Bilinçaltı sizinle alakalı neler söylüyor? Buna bir bakarak başlayalım. Bilinçaltı ilk verdiği kart şeytan kartı oldu arkadaşlar. Tabii şeytan kartı bir takım bağımlılık ve takıntılardan bahseder. Yani bilinçaltında siz bu insanın bağımlılık çalıştırdığı biri olabilirsiniz. Kuvvetle muhtemel kıskandığı, kimseyle paylaşmak istemediği. Belki aklından, kalbinden atmak istemesine rağmen ısrarla düşünmeye devam ettiği biri olabilirsiniz. Ve burada kavuşmakla birlikte verdi aslında arkadaşlar şeytan kartını. Yani bu insanın kavuşmak konusuyla alakalı bir takıntısı olabilir. Kavuşmayı çok istiyor olabilir. Ve sürekli bu konuyu düşünüp buna yoğunlaşıyor olabilir. Ya da bir kısmı için belki kavuşma korkusu olabilir. Bir araya gelme korkusu olabilir. Sizinle aynı ortamda olmak, kavuşmak, ilişki yaşamak, birliktelik yaşamakla alakalı korku da çalıştırıyor olabilir tabii ki. Bu şekilde de yorumlayacağım. Ve sizi çok merak ediyor arkadaşlar. Aslında şunu söylüyor. Çok fazla zaman girdi araya. Ve ben onu çok merak ediyorum. Ne yapıyor? Aynı mı? Değişti mi? Duygular aynı mı? Tutumu aynı mı? Belki işte dış görünüşü aynı mı? Sizi çok merak ediyor. Hem fiziksel anlamda hem hayata dair hem ona karşı duygular anlamında. Araya geçen zamanın sizi soğutup soğutmadığını, değiştirip değiştirmediğini çok fazla merak ediyor. Ve burada merkezde şunu vermiş arkadaşlar. Bir ihanet yaşanmış. Kişi bilinçaltında bundan bahsediyor. Kadersel bir ayrılık durumu olmuş, yani kadersel manada belki sizin dışınıza gelişen bir üçüncü kişilerin devreye girme olayı olmuş yani. Bir kadersel durum olduğunu düşünüyor kişi bunu, öyle söyleyeyim. Bu sizin tarafınızdan olabilir, bu kişi tarafından olabilir ya da bu ihanet dediği şey illa bir kişi olmak zorunda değil. Belki sizin güveninizi kırdı, başka bir şey yaptı. Yapma dediniz, onu yaptı, gitme dediniz, başka bir yere gitti. Yani araya giren tüm üçüncü durumlar aslında bir ihanet sebebi oluşturuyor olabilir. Kişi aslında bunun da kadersel ve yaşanması gereken bir süreç olduğunu düşünüyor. Fakat ne olursa olsun bakın bilinçaltında size karşı masumluk içinde arkadaşlar. Size karşı bir art niyeti, kötü niyeti yok, ön yargısı yok. Ve bir gerçek sevgi içinde olduğunu düşünüyor. Bu duygunun gerçek bir sevgi olduğunu düşünüyor, masumca duyulan bir sevgi olduğunu söylüyor ve kesinlikle bilinçaltında size teslim olmak, nihayetinde de o güzel mutluluğu yakalama niyeti var. Eğer teslim olursam, teslim olduğum takdirde bu mutluluk benimdir diyen bir bilinçaltı söz konusu. Peki bilinç düzeyine gelelim o halde. Bu insanın bilinç düzeyine bakalım. Bilinçaltı bunu veriyordu. Peki bilinç düzeyinde sizinle ilgili duyguları neler? Bunu anlamaya çalışalım. Ne düşünüyor? Ne hissediyor? Daha doğrusu ne hissediyor diyeceğim. Duygular. Duygular. Evet. İlk verdiği kart yalancı ve maske kartı arkadaşlar. Yalancı ve maskeli kartı. Burada arkadan iş çeviren biri var. Yani size gösterdiği yüzünde belki böyle çok çapkın, belki işte daldan dala atlayan, sürekli stratejiyle ilerleyen, bir gelen bir giden, gelgitli ilişki yaşatan biri kıvamında gözüküyor. Ya da bunu yapması gerektiğine kendini inandırmış olabilir arkadaşlar. Bu durum bu şekilde yani. Çünkü bu insanın iyileştiremediği, serbest bırakamadığı durumları var. Ve bunları belki de kamufle edebilmek için, belki aldatılmaktan korktuğu için, terk edilmekten korktuğu için, bir şeylerin sürekli tekrar tekrar yaşanmasından korktuğu için kişi şu anda bu şekilde stratejiyle ilerliyor olabilir. O yüzden duygu dediğimde maske çıktı arkadaşlar. Yani aslında duygularını söylemeyen, hatta yalanlara başvuran, stratejiyle ilerleyen, arkadan iş çeviren, flörtöz yapıda biri çıktı. Bunu söyleyeyim. Ve bu kişi arkadaşlar şunu söylüyor, diyor ki
aslında başka bir zaman diliminde tanışsaydık bir şeyler çok daha iyiye gidebilirdi. Yani burada zamanlamayla alakalı bir sorun var benim anladığım kadarıyla. Sizin kırılmanızda, ayrılmanızda, uyumlanamamanızda ya da değişime direnmenizde zamansal bir sorun var. Ve kişi bunun için savaşamamış aynı zamanda. Bunu verdi. Yani savaşamadım, yanlış zamanlamaydı. Ve bu yüzden de bir şeyleri kaybettik diyor. Ve şu an size soğuk davranıyor olabilir bu kişi gerçekten. Bir ayrılık yaşanmış belli ki. Büyük bir değişim var. Bunun alt planında kişinin finansal sorunları da var yalnız öyle söyleyeyim. Bu soğukluğun, uzaklığın ya da ayrılığın temelinde bu da var. Ve arkadaşlar bu kişi biraz böyle zihni yaralanmış biri. Zihni yaralanmış biri. Daha doğrusu büyük skarları olan biri. Yani büyük yaraları olan biri. Zihin anlamında kendini de çok yoran, çok hırpalayan biri anladığım kadarıyla. Ve o yüzden de sizinle duygusal bir bağ kurma konusunda yeterli olamamış. Çünkü beyin ile kalp arasındaki dengeyi kuramadığından bahsediyor burada. Evet, zihnim çok yaralı, büyük yaralar aldım, ağır tahribatlar aldım. Ve ben bir şekilde kendimi dramaya teslim etmedim diyor. Dramaya, acı veren şeylere teslim etmek yerine soğukluğu tercih ettim. Ve maalesef ki kalp ve beyin arasında bir denge kuramadım. Çok diplomatik davrandım diyor arkadaşlar. Ama burada kupa kralını vermiş. Yani duyguları kesinlikle size karşı var. Bakın onu söyleyeyim. Kupa kralını verdi. Duygular var ama biliyorsunuz ki kupa kralı çok diplomatik davranır. Çünkü drama istemez. Ve her zaman kalp ve zihin arasında bir denge kurar. Ama çok duygusaldır aslında bunu belli etmemekle birlikte. İşte burada bundan bahsediyor arkadaşlar. Çünkü çok yara aldım. Tekrar aynı yaraları almak, aynı dramaları yaşamak istemiyorum diyor. Bu şekilde. Ve bu kişinin temizleyemediği, işin içinden çıkamadığı durumları var sizinle alakalı bunu söyleyeyim. Bir şekilde sizin birlikte girdiğiniz o yolu temizleyemiyor bu kişi arkadaşlar. Çünkü ikilemleri çok fazla. Ve kafasında oturtamadığı şeyler var, temizleyemediği şeyler var, unutamadığı şeyler var belki. Bu da onu maalesef ki çok sıkıyor ve kendini işine gücüne veriyor olabilir. Yani oyun zamanı değil ya da işte ilişki zamanı değil, eğlence zamanı değil. Kendimi işime vermeliyim ki en az yarayı alayım ya da yara almayayım bu meselelerden dediği bir pozisyonda. Evet, duygular da bu şekildeydi. Peki, o zaman soralım. Sizinle ilgili almış olduğu kararlar neler? Sizinle ilgili almış olduğu kararlar neler? Manipülasyon ve obsesyon kartlarını verdi ilk kart olarak. Bakalım, sizinle ilgili almış olduğu kararlar neler? Şuradan da alalım bakalım biraz. Evet, aldığı ilk karar arkadaşlar sınırlarla alakalı. Duygusal ve zihinsel sınırlar. Şimdi manipülasyonla birlikte verdi. Yani acaba birbirinizin sınırlarını manipüle mi ettiniz? Birbirinizin sınırlarını aşmaya mı çalıştınız? Yokmuş gibi mi davrandınız? Ya da bir taraf sınırlar konusunda çok manipülatif ve obsesif takılıyor olabilir. Çok katı davranıyor olabilir. Takıntılı davranıyor olabilir. Yani duygusal sınırları bir çiziyordur mesela. Tam orada kalıyordur o. Zihinsel anlamda sınırı çiziyordur, orada kalıyordur. Yani herhangi bir empati kurma noktasında bir kısıtlılık olabilir. Bakın aldığı birinci karar bu. Ya hiç sınır koymuyorsanız birbirinize bu konuda bir sınır, hatta çok sert sınırlar. Ya da zaten varsa arkadaşlar bu şekilde devam etmesi. Çünkü şunu söylüyor, diyor ki duygusal ve zihinsel anlamda refahımızı ilerletmemiz ya da sağlamamız için sınır oluşturmamız ve bunu savunmamız gerekiyor diyor. Yani demek ki kişi sınırlardan yana olan biri. Manipülasyona gelmek istemiyor. Takıntılara gelmek istemiyor. Arkadaşlar. Ve burada bir dengelenme, bir adaptasyon niyeti var. Aldığı bir diğer karar bu.
hem finansal anlamda bir adaptasyon, bir dengeye gelme, hem de duygusal anlamlarda adalet olsun, duygu olsun, manevi konular olsun, burada bir dengeye gelme niyeti var. Ama bana kalırsa en büyük denge şu, bakın özgünlük dedi. Birbirini olduğu gibi kabul etmek. İşte böyle bir karar almış. Kişi sizi olduğunuz gibi kabul etme kararı almış. Sizi değiştirmeye çalışıyorsa, sizi acımasızca eleştiriyorsa, burada olduğu gibi kabul edeceğim. Uyumlanma noktalarımızdan biri de bu. Bunu yaptığım takdirde birbirimize gerçekten ait olduğumuzu hissedeceğiz diyor. Dolayısıyla da özgürlüğün ilk adımı olarak özgün benliklerimizi tanıyalım. Kabul edelim, birbirimizi değiştirmeyelim mantığı söz konusu. Ve bir diğer verdiği durum özgürlük arkadaşlar. Bu kişi evet biraz zor olacağını düşünüyor bu konunun, özgürlük konusunun. Ama yine de başaramayacağımız bir şey değil. Yine de adapte olabiliriz, yine de bir şeyler değişebilir diyor. Çünkü özgürlüğüne çok düşkün. Bakın özgürlük ve özgünlük. Burada diyor ki özgürlük olmadan özgünlük olmaz. Bu da diyor ki özgünlük özgürlüğümüzün ilk adımı diyor. Yani bu insan özgürlük ve özgünlük kavramlarını birbirine bağlayan biri. Bu ikisi olduğu takdirde ruhumuz uçuşa geçer. Ruhumuz çok daha iyi ve uyumlu bir hale gelir. Belki de birbirimize zıt noktaları artık görmeyiz dediği bir durumda bunu söylüyordu. Ve aynı zamanda da aldığı bir diğer karar şu, sizinle iletişimsiz olduğu dönemlerde, kopuk olduğu dönemlerde, mesajlaşma, telefon bunların olmadığı dönemlerde aslında sezgilerinin çok ön plana çıktığını, sezgilerine güvenmeye başladığını, belki bunu sizden öğrendiğini söylüyor. Ve o noktada iletişimsiz olduğunuz, kopuk olduğunuz zamanlarda aslında seçenekler üzerinde çok fazla düşünmüş arkadaşlar. Yani belki de bir şeye çok fazla odaklanıyorum, belki de bir şeye kafayı çok fazla takıyorum ve ilişkiyi yıpratıyorum şeklinde düşünmüş. O yüzden de aslında biraz dikkatini dağıtmak, biraz farklı seçeneklerin olabileceğini düşünmek ya da sizin önünüze farklı seçeneklerle gelmesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu da düşünmüş ve kavramış olabilir. Çünkü başka harika seçeneklerin de olduğunu görmemiz gerekiyor belki de diyor. Evet. Peki. O zaman şunu soralım arkadaşlar. Diyelim ki size itiraf etmediği şeyler neler? Hiç söylemediği, bahsetmediği şeyler neler? Size bahsetmediği şeyler neler? Evet, çok kendi odaklı biri. İlk olarak bu çıktı arkadaşlar. Yani tamamıyla dengeleri bozacak şekilde ikili bir ilişkiyi bayağı bir sekteye uğratacak, hatta bitirecek kadar bir kendi odaklı olma durumu var bu kişide. Bakın dengeleri bozacak kadar dedim. Tamamıyla kendine odaklanan, kendi menfaatiyle ilerleyen bir yapıda çok net çıktı. İlk verdiği kart bu. Çoğu zaman kapanmasının, geri çekilmesinin altında bunlar yatıyormuş arkadaşlar. Bunu söylüyor. Kapanmam, yalnız kalmamın altında, temelinde bu var. Kendi odaklıyım. Yalnız kalmayı seviyorum diyor arkadaşlar. Çok ben merkezli bir insandan bahsediyoruz. Tabii bunu belki biliyordunuz, belki bilmiyordunuz. Burada bu çıktı ilk olarak. Bunun dışında bu kişi bazı cevapları alacağını bildiği için soru sormaktan kaçıyor, korkuyor olabilir. Ya da işte cevabından korktuğu sorulara yönelmiyor olabilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu insanda bir yüzleşme korkusu var arkadaşlar. Yüzleşmekten kaçan biri. Ve bir takım cevapları belki de bundan dolayı yüzleşmekten korktuğu için, sormaktan korktuğu için kendisi arayan biri olabilir. Sürekli cevaplarını kendi arayan, inceleyen, gözlemleyen, insanlar hakkında araştırma yapan, kafa karışıklıklarını kendi araştırmalarıyla, iz sürmesiyle ortadan kaldırmaya çalışan biri. Ve tabii ki shadow self dedi arkadaşlar. Yani burada kendini gizleyen, gizli bir kimlikten bahsediyoruz. Kesinlikle gerçek yüzünü, gerçek limitini, gerçek dünyasını size aktarmayan, bundan da kaçan biri, kendini açmakta zorlanan biri, bundan da korkan biri yani. Hem karşı tarafı çözmekte korkan, zorlanan, hem de kendi dünyasını açmakta zorlanan biri.
Ve diğer bilmediğiniz şey arkadaşlar, bu insan aslında spiritüel konulara zannettiğinizden daha fazla yoğunlaşmış durumda. Çünkü bakın burada ilahi portal diyor. Yani ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olan birinden belki bahsediyoruz. İlahi güçler hayatınızı dönüştürmenize yardımcı oluyor diyor. Yani bu tarz konulara meyilli bir insan. Her iki kartta da bu insanın çabuk vazgeçen biri olduğu çıkıyor. Bir şeyi kendine uymadıysa hemen bırakabilecek biri. Tek başına yürüyen biri, yolda, yolunda, hayatında tek başına ilerleyen, çok fazla destek almamış biri belli ki. Bir o kadar da duygusal anlamda tıka basa dolu bir insan arkadaşlar. Bu yaşanmamışlıkları olabilir, bu yaşanmışlıkları olabilir. Ama ne olursa olsun tıka basa duygusallığı olan ama bunu dışarıya asla yansıtmayan ve en ufak şeyde tıpkı oyun bozan bir çocuk gibi çekip giden bir yapıda gibi gözüküyor. İki kartta da bunun altını çizdi. Yine ilk çıkan kartı odaklı bir kart çıktı paralel bir şekilde. Sadece kendi bakış açısıyla bakan, kendi tarafından olayları yorumlayan biri. Sürekli kendini savunma haline getiren biri. İnançları çok kuvvetli olan biri. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu da var. Ve aileden gelen inanç değerleri, sistemleri, buna da çok bağlı olan, bunun dışındaki görüşlere çok sıcak bakmayan biri. Yani fanatizm derecesinde, öyle söyleyeyim. Ve bu kişi arkadaşlar tamamıyla kendi hayrına olacak. Yani kendi menfaatine olacak işe, insana, durumlara odaklanan biri. Yani fokusunu, bütün odağını buraya veren biri. Ve aksiyon almakta da zorlanan ya da biraz keyfi diyeyim ben, zorlanma değil de keyfi aksiyon alan, çok az ve öz çıkarı olduğunda daha çok adım atmayı seven, yani konsantre adımlar atan biri arkadaşlar. Evet, ve çok seçeneği olduğunu düşünen, bunların peşinden gitme niyetinde olan şu an için. Bunları değerlendireceğim, bunları da görmeliyim diyen, hani aklım kalmasın diyen bir yapıda. Tabii bu seçenek her konuda olabilir. İnsan, çevre, iş, kariyer, her şey olabilir. Yani bir maymun iştahlılık da var gibi gözüküyor. Evet, bunların bir kısmını belki biliyordunuz, belki bilmiyordunuz arkadaşlar. Ya da tekrar duydunuz, bilemeyeceğim. Bunlar da gerçeklerdi. Peki. O zaman sizin bu ilişkiye dair ne yapmanız gerekiyor? Evet, ilk verdiği kart kesinlikle enerjini koru. Kesinlikle ailenin içindeki o birliği, beraberliği koru diyor. Yani bu kendi enerjini korumak olabilir. Bu ailenin enerjisini, haklarını korumak olabilir. Aileyle vakit geçirmek, aileye gereken önemi vermek olabilir. İlk verdiği durum bu oldu arkadaşlar. Burada yolculuk diyor, yani travel diyor, yolculuk yapabilirsin, gezebilirsin, değişik yerler görmek sana iyi gelecektir ve bir takım çıkış planları yapman gerekiyor diyor. Evet, yani aşka düşüp duygulara saplanıp kendini geride bırakma, gez, bir takım çıkış planları yap, çözüm üret ve içindeki çocukla barış, içindeki çocuğu açığa çıkar, özgür düşün, özgür düşün, biraz kendi özgürlüğünü yaşa, biraz içindeki o çocuğu besleyecek hareketler yap ve bir şeyleri affet diyor. Evet, affet, hafifle, hafifle, kırgınlığı bırak, başkalarını ve kendini affet diyor. Yani sadece başkalarını değil, kendini de affet, böyle olursa kalbinde huzuru tekrar bulacaksın diyor. Ve arkadaşlar, çok fazla nostaljiye düşüyorsunuz belli ki, çünkü çok duygusal birisiniz gözüküyor burada. Bu sizdeki tüm dengeleri bozuyor ve melankoli kartı her ikisinde de çıktı, nostalji, melankoli. Bunu bırak diyor, çünkü iyileşmek istiyorsan nostaljiyi bırakıp, geçmişi bırakıp kendine zaman ayırman ve bu ana odaklanman gerekiyor, ileri doğru gitmen gerekiyor diyor. Ve bir diğer şey, kendinizi korumalısınız arkadaşlar. Burada yasal bir takım durumlardan bahsetti, mahkeme durumları olabilir ya da yasal mevzular olabilir, siz biliyorsunuz bunları. Bunlara karşı kendinizi koruyun ve kendine hayrına olmayan şeylerden korumayı öğren. Neyin senin için faydalı, neyin faydasız olacağını düşün ve kendi faydana hareket et diyor. Tekrar burada aslında çocuklukla alakalı durumları verdi. Belki kendi çocuğunuz olabilir, onun bakımı, onun hayatı, onunla ilgilenebilirsiniz.
onunla vakit geçirebilirsiniz. Bu size bir enerji katacaktır diyor. Ve tabii ki güneş kartı yine özgürlükten bahseder, olumlu enerjiye gelmekten, mutluluktan bahseder, pozitif ol, eğlence kat hayatına, içindeki çocuğu uyandır da diyor olabilir. Ve bazı konularda beklemeniz gerektiği söyleniyor burada arkadaşlar. Bir takım tabiri caizse golleri atmanız için, bir takım adımları atmanız, başarıları kazanmanız için kesinlikle biraz daha beklemeniz gerekiyor. Şu anda karar vermek için acele etme. Ve seni gerçekten mutlu edecek şey hakkında düşün, birazcık zaman geçir kendinle, baş başa yalnız zamanlar geçir. Sonrasında karar ver, sonrasında bir şeyleri eyleme dönüştür diyor. Bu şekilde çok daha sonuca gidecektir attığın adımlar, verimli adımlar olacaktır diyor. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Peki Rumi bakalım bize ne söyleyecek? Kılıçların yedilisi, her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Zaten son kart ne dedi? Bekle dedi. Değil mi? Şu anda bir karar vermek için acele etmeyin. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirin dedi. Burada da her adımda tuzak var. Fazla cesur ilerleme dedi. Demek ki düşüne taşına hareket etmekte fayda var arkadaşlar. Ani ve fevri çıkışlar hiç kimseye fayda etmez. Sonrasında pişmanlığa yol açabilir. O yüzden daha sükunetli, daha kendinden emin ve daha olgun davranmamız gerekiyor. Evet, bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.